Yemekhaneden ekmek çaldın mı? Tabii ki çaldım. Dolandırıcı olarak gelsem iş var mı, kerizi bol mu? Bize sadece orada okuyanın bilebileceği, Boğaziçi hakkında bilinmeyen bir şey söyler misin? Petekler sidik kokuyor. Nasıl kazandığını anlatabilir misin artık lütfen? Arkadaşlar. Bu sefer de kapıyı açmaya üşendim. Bardağımın da bu tarafını görün çünkü diğer tarafında. Böyle bir şey var. Ya. Banyoda yaptım, niye sinek uçuşuyor anlamadım. Belki de artık çok bronz bir insan olduğum için belki sinekler bronz insanlara daha hızlı gidiyor. Üzletme beni. Birazcık heyecanlandım çünkü hayatımda ilk defa çok ciddi, gerçekten çok ciddi bir video çektim. İçeride kavga ediyorlar, neyse. Beni ilgilendirmez. Ben sorularına başlıyorum. Bugün sizler, Allah kahretsin ki Instagram üzerinden Boğaziçi hakkında merak ettiklerinize sordum. Siz de 1000 tane şey merak ediyormuşsunuz. Elimden geldiğince çok şey yanıtlamaya çalışacağım. Ve 5 tane soru seçip 10 saat onların üzerinde konuşmayacağım. Ya. Çünkü en son öyle yaptığım bir sınavımda kalmıştım. O yüzden bütün sorularda yavaş yavaş bir sürü bahsedeceğim. Şimdi bir kendimden bahsedeyim. Allah kahretsin seni. Allah belanı versin. Boğaziçi Üniversitesi'nde 3. sınıf ya da 4. sınıf civarlarında bir şeyim. Ama 4. sınıf değilimdir kesin. Çünkü Erasmus'a gittim bir önceki dönemde. Almam gereken dersleri alamadım. Yani onları saydıramadım. FLED bölümünde okuyorum. Foreign Language Education Department olarak geçiyor. İlk sorumuz, neden çeviri bilim bölümünü tercih etmedin? Hedefin hep FLED miydi yoksa tuttu diye mi gittin? Aslında benim hedefim çeviri bilimdi. Yani bilmiyorum, benim bütün duyduğum dilciler aslında hep bir çeviri bilim hayaliyle sınava giriyorlar. Ama şöyle bir şey var, bilmiyorum sizin döneminizde hala devam ediyor mu? Mesela LYS'den fulleseniz bile aslında çeviri bilime gidemeyecek bir seviyede olabiliyorsunuz. Çünkü YGS puanınız orada çok önemli rol oynuyor. Sayısal çıkışlı öğrenciler genelde fen de çözüp, matematik de çözüp, genelde YGS'de şu anki hangi sınava tekabül ediyor bilmiyorum ama ondan daha yüksek yaptıkları için dil sınavından daha düşük yapsalar bile sizin önünüze geçebiliyor. O yüzden çeviri bilimde genellikle sayısal çıkışlı ama sayısaldan tercih yapmamış öğrenciler oluyorlar. Ben çeviri bilim istiyordum, çeviri bilim gelmedi. Ondan sonraki tercihim İngilizce öğretmenliğiydi. Ve başka bir üniversite yazmayı da düşünmedim. Sence Kuzey Kampüs'te hazırlık okumak mı, Kilyos'ta mı? Bunlar Kilyos'ta okuduktan sonra Kuzey Kampüs diyecek kimseyi tanımıyorum. Çünkü Kuzey Kampüs'te hazırlığı okuyanlar İstanbul civarından gelmiş insanlar oluyorlar. Kilyos tarafında okuyanlar da İstanbul'un uzak yerlerinden ve İstanbul'da yaşamayı uzak yerlerden gelenler Kilyos'ta okuyor hazırlığı. Kilyos'un kampüsü hayatımda gördüğüm en güzel kampüs. Özellikle arkadaş edinme açısından bence Kilyos çok güçlü bir ayak olabilir. Çünkü benim hala Kilyos'ta edindiğim arkadaşlarım devam ediyor yani. 3-4 yıl olmuştur. Hepsiyle aynı şekilde, aynı sıklıkla görüşürüm. Hazırlığı Kuzey'de okuduktan sonra arkadaşsız kaldığını söyleyen birçok insan tanıdım. Birçok insan tanımadım. Tamam, 1-2 tane falan. Ben kesinlikle Kilyos'larım. Fakat Kilyos'un özellikle kış döneminde mevsimi o kadar sert oluyor ki asla dışarıya çıkamayacağınız dönemler oluyor. Tek vakit geçirebileceğiniz insanlar orada edindiğiniz arkadaşlar ve ilk haftalarda bir kemik kitle oluşturuyor herkes. O yüzden geç kalmanızı öneririm arkadaş edinme konusunda. Çünkü daha sonrasında biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz. Eğer dediğim gibi çok içe kapanıksanız. Ya Allah kahretsin. Defol git buradan. Boğaziçi Üniversitesi'nde öğretmenlik okunurum. Ya eğer öğretmen olmak istemiyorsanız, buradan onu çıkartıyorum. Eğer farklı bir şeyler yapmak istiyorsanız ama öğretmenlik bölümü okuyarak bunu yapmak istiyorsanız ki bazı bunu altın bilezik olarak görüyor. Bence yine gelebileceğiniz en güzel yer Boğaziçi Üniversitesi olur. Çünkü sunduğu imkanlar bence kullananlar için sunduğu imkanlar kullanmayı bilenler için sayısız. Dediğim gibi yani üniversite biraz daha fırsatların senin peşinden koştuğun bir lisedeki gibi bir şeyler. Bakın burada bu var, şurada şu var diye kimsenin ayağına hiçbir şey gelmiyor. Daha hemen kovalayan insanın okuduğu bölümünün çok fark edeceğini düşünmüyorum. Kulüpler ve etkinlikler hakkında bilgilendirme yaparsan çok güzel olur. Kaç kulübe girdim. Benim hiçbir kulüpteki etkinliğim devamlılığını sürdürmedi. Çünkü sarmadım. Eğer gerçekten bir kulüpte çok aktif olmak istiyorsanız bütün vaktinizi oraya harcamanız gerekiyor. Maalesef yani bölümüm zaten böyle bir şeye imkan vermiyor. Ya şunu söyleyebilirim ama ne kadar doğru olur bilmiyorum. İkisinden birini seçmeniz gerekiyor gibi geliyor bana. Ya kulüplerdeki aktifliğiniz ya da GPA'niz. Sanırım ben GPA'yı seçtim. Neredeyse bildiğim bütün kulüpler oldukça aktif. Kariyer kulüpleri, hobi kulüpleri vesaire. Hani ilginizi çekebilecek illaki bir şey vardır. Seviyorsanız kesinlikle kendinize bir yer edinebilirsiniz ki bence kulüplerde arkadaş edinme anlamında çok güzel bir yol olabilir. Boğaziçi'nde İngiliz dili ve edebiyat okumak istiyorum ama kitap okumayı sevmiyorum. Bir kere kesinlikle tercih etmemen gereken bir bölüm o zaman. Çünkü tanıdığım kaç tane bu bölümü okuyan arkadaşım varsa deli gibi kitap okuyorlar. Sürekli okuma yapıyorlar. Mesela yemekhanede yemek yerken bile sürekli bir okuma yapıyorlar. Hani mümkün değil okuma yapmayı sevmeyen bir insanın bu bölüme gelip de başarıyla devam ettirebilmesi. Başarıyı geçtim, devam ettirebilmesi bile mümkün olmayabilir. Çünkü gerçekten derslerin çok ağır olduğunu biliyorum diye kafamda. Bu bölümden sonra ne yapmayı düşünüyorsun? Eğitmen olmak gibi hayallerin var mı?
bilmiyorum. Bu kadar katı, şöyle şu fikrim var, böyle bu fikrim var diyebileceğim kadar katı fikirlerim yok şu an. Bir sürü seçenek var aslında. Henüz erken olduğunu düşünüyorum ama öğretmen olmayı düşünmüyorum. Çünkü şu an hali hazırda öğrendiğim 3,5 hatta bir tane daha buçuk. Buradan çıktığım zaman muhtemelen 4-5 dil civarında dil biliyor olacağım. Ve asla öğretmenliği küçümsediğimden vesaire değil ama 4-5 dil biliyorken öğretmenlik yapmak istemiyorum. Asla eğitmen, akademisyen olma gibi bir hayalim yok. Çünkü çok fazla çalışmak benim onu kafam götürmez. Hocaların öğrencilerine karşı tutumları nasıl? Şimdi her hoca için kapsayıcı bir şekilde konuşamam. Çünkü bazılarının tutumu gerçekten hiç hoş değil. Ama çok nadir yani. Şu eğitim hayatımda kaç tane ders aldım? Eğer tutumundan rahatsız olduğum sadece 2 tane hocam vardı. Boğaziçi'ne girdikten sonra Facebook'ta body grubu var. Tavırlarını öğrenebilirsiniz eğer ders içindeki tutumlarını soruyorsanız. Ama asla bu kendini öğrencilerinden üstün görme vesaire gibi bir tutum değil. Bilmiyorum. Belki de elektriğimiz uçmamıştır. Boğaziçi Üniversitesi'nin diğer üniversitelerden ayıran sence en önemli özellik nedir? Ben bu kadar farklı fikrin, bu kadar farklı görüşün bir arada uyumlu yaşadığı tek yer olduğunu düşünüyorum. Kimsenin kendi doğruları diğerleri için kapsayıcı nitelikte değil ve insanlar bunu kimseye dayatmaya çalışmıyor. Bence gördüğüm en özgürlükçü yer diyebilirim. Allah seni... İnsanlar bence birbirini dinlemeyi biliyorlar. Diğer üniversiteye gitmedim bilmiyorum ama bu kadar diğerlerinden ayrılan farkı bu. Son senede mi derslerine yüklendin yoksa 9'dan beri sıkı bir şekilde çalışıyor muydun? Hayır, 9'dan beri sıkı bir şekilde çalışmıyordum. 9. sınıfta hiç çalışmadım. 10. sınıfta da hiç çalışmadım. 11. sınıfın son döneminde biraz çalıştım ve 12. sınıfta çok çalıştım. Asla çok lise hayatında çalışan, çalışkan, derslerin hepsi çok güzel bir öğrenci olmadım. FLED için bölümün avantajları ve olanakları. FLED İngilizce öğretmenliği. Bu sadece İngilizce öğretmenliği kapsamında söylemiyorum. Bütün bölümler için bir sürü fırsat var, bir sürü olanak var. Eğer sen network'ünü genişletirsen, insan tanırsan, aktif olursan, kendini gösterir, ilgili davranırsan kesinlikle zaten önün açılıyor yani. Bunu sadece Fred için söyleyemem. Yurt imkanları nasıl? Ben sadece hazırlıkta yurtta kaldım. Onda da Kilios'un yurdunda kalmıştım. Ama Kilios'un yurdu zaten oradaki yurtların hepsinden daha güzel olduğunu biliyorum. Kuzey Kampüs'te birkaç sefer odalara girmiştim arkadaşlarımın yurtlarına. Çok daracık bir alan. O kadar fazla insanın yaşaması için bence gerçekten küçük bir alan. Saklama alanları yok denebilecek boyutta. Ama yaşayan yaşıyor yani. Hani hazırlıktan itibaren mesela krediniz artmaya başlıyor sanırım. Kötü yurtlardan başlayıp daha sonrasında güney yurtlarına geçebiliyorsunuz. Oralar sanırım daha güzel. Özellikle erkek yurt boğaz manzarasını görüyorsanız. Yani ben yurtta kalmak istemedim çünkü gerçekten çok sıkış tepiş bir alanda. Herkes aynı parayı veriyor. Herkes seninle aynı hakka sahip orada. Ama bazısı bunu gasp ediyor. Dandık olan var, pis olan var. Yurt hayatı bence gerçekten çok sabırlı değilseniz sizin için olmayabilir. PDR için okumaya değer bir üniversite mi? Hukuklar arasında kaldım. Böyle birçok bölümün başlığı gelmiş ama arkadaşlar benim gerçekten diğer bölümler hakkında pek bir fikrim yok. Yani o bölümlerde arkadaşlarım var ama tutup da bölümleriyle ilgili insanlara sürekli sorular sormuyorum. Mimarlık yazmış biri. Bizim okulda mimarlık diye bir bölüm yok. Boğaziçi'nde kekolar var mı? Var. Okulun Erasmus eğitimi nasıl işliyor? Herkes yararlanabiliyor mu? Herkes yararlanabiliyor mu? Sanırım GPA burada önemli bir rol oynuyor ve aynı zamanda hazırlıktan proficiency sınavınız yani yeterlilik sınavından geçtiğiniz notunuz vesaire derken bir sıralamaya sahip oluyorsunuz bölüm arkadaşlarınıza. 2,5'un altında olduğu zaman sanırım Erasmus'a başvuramıyorsunuz. Ama bilmiyorum. Çünkü hiçbir zaman 2,5'un altına düşmedim. Çok kedi var mı? Nefes bile aldırmayacak derecede kedi. Hatta bazen açsanız sizi kedi düşmana edebilecek derecede kedi var. Yemek yiyemiyorsunuz. Zıkkım olsun, lanet olsun deyip bırakabiliyorsunuz yemeklerinizi. Ki daha önce tamam ben yapmadım. Ben yemeğimi asla kedileri o şekilde bırakmam ama yapan arkadaşlarım oldu. Güney kampüste çok fazla kedi var. Kuzey kampüste de çok fazla köpek var. Girmek için çok çalıştın mı yoksa mükemmel harika süper zekanla mı? Ben çok çalıştım. Buraya gelen insanların da öyle süper zeki tabii ki vardır ama herkesin çok süper zeki olduğunu düşünmüyorum. Zeka mı çalışkanlık mı denildiğinde bence Boğaziçi Üniversitesi'ndeki genel topluluğu anlamlayan şey çalışkanlık olur. Okul sonrası denize giriyor musunuz? Şimdi denize nerede girmek? Eğer hazırlıktaki Kilios kampüsünden bahsediyorsanız zaten çok büyük bir çoğunluğunu kış döneminde geçiriyorsunuz. Yaz döneminde de girenler oldu ama ben zaten denize girmeyi çok sevmiyorum. Bir de Karadeniz'in denizi zaten Kilios'un o kısmı. O yüzden ben Karadeniz'de hayatta denize girmem. Ben girmedim ama girenler var. Kuzey kampüste bölüm okuyacak olsak da Boğaziçi yazılır mı? Bir şey diyeceğim. Bu çok büyük bir yanlış algı. Bölümünüzün ana binası Kuzey kampüste olabilir. Hisar kampüste olabilir. Ama zaten aldığınız dersler sürekli farklı kampüslerde oluyor. Mesela benim ana binam Kuzey Kampüs'te. İkinci sınıfta Kuzey Kampüs'te sadece bir dersim vardı. Tüm derslerim Güney Kampüs'teydi. Ana binanız Kuzey Kampüs'te diye sadece orada okuyacaksınız. Güney Kampüs'e hiç gitmeyeceksiniz gibi bir şey yok kesinlikle. Bu yanlış bir algı. Ben de böyle düşünüyordum buraya gelmeden önce ama böyle bir şey yok.
Hazırlık okumalı mıyız sence okul tanımak ve alışmak için ya da arkadaş edinmek için? Bu soruyu zaten arkadaş edinme konusunda yanıtlamıştım bence. Ki ben mesela hazırlığı geçebilecek bir seviyedeydim zaten geldiğimde de. O kadar çalıştıktan sonra insan biraz depresyonda oluyor yani. Ben ders çalıştığım o dönemlerde gerçekten çok mutsuz hissediyordum. Ve sırf biraz dinleneyim, arkadaş edineyim diye hazırlık okudum. Ve sanırım hayatımda yaptığım en güzel karardı. Burada kediler geldi, gördünüz mü? Burada bir kedi çorbası var. Yemek var mı yemek? Yemek demeyin, her yıl yemekhane fiyatları gittikçe artıyor. Ben geldiğim zaman 1,5 lirayla başlanmıştı. Şu an 4,75 olmuş. Kesin gittiğim zaman artık çok vakit geçti. 6 lira falan olmuş olabilir. Allah kahretsin. Allah gerçekten kahretsin. Koydukları 2 kuru yemek ya da suyun içine yüzdürüyorlar ya da yağın içine yüzdürüyorlar. Yemeklerin kalitesinin çok iyi olduğunu söyleyemeyeceğim. 1,5 lirayken güzel geliyordu ama 5 lira verince insan daha bir kaliteli bir şey bekliyor. Ama yemek kalitesi hiçbir zaman değişmedi. Güzel değil yani. Hasta oluyorsunuz. Kilo alıyorsunuz. Çok kilo alıyorsunuz. Kendimi yedim içtim demiyorum da. Kilo aldırıyor. Kilo aldırıyor. Hadi oradan be. Kendini yedin içtin Eda. Bu benim artık yavru kedim. Bu benim kedim. Bunlar da mıstık olsun. Aa, küçük parmağım bari ısırma. Büyük olan ısır. Üniversitede ve bölümde zorlanıyor musun? Şimdi ben bölümün en zor döneminde Erasmus'a gittiğim için çok zorlandım diyemem. Ama tamam evet zorlandım ya. Niye zorlanmadım diyorum. Allah aşkına sabahlara kadar... Şşt, tripodundan uzak dur. Sabahlara kadar kütüphanelerde ders çalıştım. Nereye zorlanmadım? Kaç kere kütüphanede uyudum. Zor. Yani kolay değil. Tamam çok zor da değil de. Eğer gerçekten ortalamanıza önem veriyorsanız gerçekten ciddi anlamda çalışmanız gerek. Bu bölüm olmasaydı ne okurdun? Yine Boğaziçi Üniversitesi'nde bir bölüm okurdum. Başka bir yerde okumazdım, tercih yapmazdım. Yine Boğaziçi Üniversitesi'ne gelirdim muhtemelen. Kaç sıralamayla girdin? Yanlış hatırlamıyorsam 1400 civarlarında olması lazım diye hatırlıyorum ama uyduruyor da olabilir. Bu bölümde olduğun için pişman mısın? Bence değilim. Ben bilmiyorum. İyi ki bu bölümü tercih etmişim. Çünkü diğer dilleri öğrenebilmem için ders programında yeterince boşluk olan bir bölüm olduğunu düşünüyorum. Nasıl kazandığını anlatabilir misin artık lütfen? Arkadaşlar siz bekliyorsunuz ki şunu yaptım bunu yaptım diyeyim. Siz de aynılarını yapın ve kazanın. Herkesin kapasitesi bir kere birbirinden farklı. Senin bir saatte anladığını ben 5 saatte anlıyor olabilirim. Benim bir saatte anladığım sen belki 5 saatte anlıyorsun. Kimse kimseye gerçekten bir hap verdim. Bunu yutunca wow artık Boğaziçi'li olacaksın. Bu yatmadan önce bunları söylersen şuraya gideceksin, buraya gideceksin gibi bir şey yok. Kendinizi sizden iyi kimse bilemez. Yapmanız gereken tek şey elinizde olan konuları bitirip sınava girmek yani. Bunun üstüne ne söylenir bilmiyorum. Herkes nasıl çalıştın, programın neydi, şunu nasıl yaptın, bunu nasıl yaptın. Böyle bir şey yok. Bunlardan medet ummayın. Neyse yani kimseden lütfen bir sihirli bir değnek beklemeyin. Kapalılar dışlanıyor ama hayatta böyle bir şey yok. Herkes gerçekten birbirine karşı çok kucaklı. Kaldı ki neden dışlansın? Her görüşe saygı var. O yüzden asla böyle bir şey. Hazırlık zor mu? Hazırlık sınavını geçemeyen bir sürü insan tanıyorum. Ya bence zor değil. Hani eğer gerçekten temeliniz yoksa o zaman zorlanabilirsiniz. Çünkü hazırlık sınavı böyle geçmesi çok kolay bir sınav değil. Eğer kendinizi İngilizce anlamda yetersiz hissediyorsanız hazırlığa gittiğiniz zaman derseniz sonra 5 yıl hazırlık okursunuz. Öyle birini tanıyorum. 5 yıl falan da olmadı tam uydurdum da hala hazırlığı geçmeye çalışıyordum. Düşün. Hepiniz dereceye parak girdiniz ona rağmen sınıfta ayrım yapıyorum. Kesinlikle böyle bir şey yok. Sen sınıfta ne kadar aktifsen hoca da seninle o kadar çok irtibatta oluyor. Yani derse katılmayı sevmeyip gerçekten çok başarılı olan bir sürü insan var. Hocalar bunun da farkında oluyor. Eğer böyle mass course değilse yani toplu 100-200 kişinin birlikte olduğu bir sınıf değilse eğer aldığınız ders. Kedilere bakıyorum biraz o yüzden dikkatimi dağıldı. Hocalar muhtemelen hepinizi tanıyor olur. Ve kimin ne derecede bir şeyler bildiğini, ne derecede aktif olduğunu, ne kadar çalıştığını vesaire bunları bilir. Mass course'ta zaten çok bir katılım zaten dersi sağlayamıyor. Hocalar konuşuyor sadece ders boyunca. Ayrımcılık olayı yok. Lise veya ilkokul değil burası. EF kapatılsın tayfası çok zorbalık yapıyorum. Bir de böyle bir şey var. Birkaç tane diyelim ya EF'ye gelmek istiyorum ama korkuyorum böyle söylüyorlar vesaire diye. Arkadaşlar böyle bir şey yok. Kimse size hiçbir şekilde zorbalık yapamaz. Bu zorbaların hepsi klavye üzerinden yapılıyor. Alışmak kolay oldu mu? Evet bir de böyle bir şey var. Mesela küçük bir şehirden gelip İstanbul'a daha sonrasında alışmak çok zor oluyor mu? Vesaire gibi çok fazla soru geliyor ama fazla soru geliyor. Neyse. Ben mesela Amasya'dan geliyorum. Amasya'nın bir ilçesinden geliyorum. Gerçekten küçük bir yer. Yapmak istediğiniz, gerçekleştirmek istediğiniz şeyler için çok fazla olanağınızın olmadığı bir yer aslında. Ama benim alışma sürecim bir hafta falan sürdü. Kimisi gerçekten neden bilmiyorum. Benim sanırım adaptasyon. Yani adapte çabuk Ben sanırım çabuk adapte olabilen bir insanım ama dediğim gibi yani bir yıl geçtikten sonra bile hala tam alışamamış olan insanlar vardı.
Bu tamamen bence sizin kişiliğinizle alakalı. Sence Boğaziçi mezunu biri hangi bölüm olursa olsun işsiz kalırım, hiç çabalamayan, hiçbir şeyin peşinden koşturmayan bir insan zaten hangi bölüm olursa olsun işsiz kalır. Boğaziçi Üniversitesi'nden çıktığınız, mezun olduğunuz an sizi kapıdan çevirip evet artık sen bizim elemanımızsın, bizim için çalışıyorsun, bizim CEO'musun, bizim şunumsun, bunumsun diye bir şey yok. Onlar için de kendiniz bir şekilde çaba sarf ediyor olmanız lazım. Bize sadece orada okuyanın bilebileceği, Boğaziçi hakkında bilinmeyen bir şey söyler misiniz? Petekler sidik kokuyor. Dersler zor mu? Böyle beleş ekmek yok. Yani kolay kek dersler de var ama derslerin büyük bir çoğunluğunun zor olduğunu söyleyebilirim. Özellikle bölüm derslerini eğer işletme okumuyorsanız. Boğaziçi'ni kazanmak hedefin miydi? Lisede ortalaman kaç? Lisedeki ortalamamı bilmiyorum ama 9. sınıftayken Boğaziçi Üniversitesi'nin bir fotoğrafını görmüştüm. Ve o gün sanırım aslında zaten kafama koymuştum ben burada okuyacağım, ben bu üniversiteyi kazanacağım diye ve nitekim de öyle oldu. Konsent almak için yaptığın komik şeyler var mı? Şöyle herkes metiyeler diziyor. Hani tutup şey demiyorum. Benim aslında anneannem İspanyol. Onunla konuşmak için bu dersi almak istiyor. Ben zaten konsentlerimi boş atıyorum ve genelde kabul ediliyor. Bence konsent alabilmeniz kesinlikle GPA'nizle alakalı arkadaşlar. Yani GPA'nizi yüksek tutarsanız o şekilde size konsent veriyorlar. Herkes yurt dışı imkanlarını sormuyor. Erasmus'tan bahsediyorsunuz. Çünkü birkaç kişi Work and Travel falan yazmış. Onun üniversiteyle çok alakası var mı bilmiyorum. Yani Erasmus için dediğim gibi GPA'nizi, proficiency notunuzu yüksek tutarsanız yurt dışında birçok üniversiteyle anlaşması olan bir okul. O yüzden yani güzel olduğunu düşünüyorum. Boğaziçi'nin sevdiğin ve sevmediğin özellikleri. Zaten sevdiğim özellikleri sabahtan beri sıraladım. Sevmediğim özellikleri sanırım bazı hocalar gerçekten öğrencilerin de kapasitesinin olduğunu görmüyorlar. Boğaziçi Üniversitesi'nde okuyorsun diye sürekli bir şeyleri böyle ucu bucağı olmayacak şekilde sana verip bunları gerçekten alabilmeni bekliyorlar. Ama her dersin hocası sanırım şey düşünüyor. Sadece benim dersimle ilgileniyor gibi bir şey yok. Biz bir sürü ders alıyoruz ama her dersin hocası vereyim Allah vereyim, vereyim Allah vereyim olduğu için sanırım o noktada biraz öğrencilerin de kapasitesinin veya taşıma noktasının bir sonu olduğunu görmüyor veya bilmiyor gibi davranıyorlar. Sanırım sevmediğim özelliği bu olabilir. Yani çok fazla şey bekliyorlar sizden. Dolandırıcı olarak gelsem iş var mı, kerizi bol mu? Ortak olarak beni alacaksan yani seni kerizler yuvasına atabilirim. Yurt, ev gibi meseleler nasıl? Fiyat, yerleşim, odaları falan. Yurdu zaten bahsettim. Ev içinde şöyle söyleyebilirim. Kuzey ve Güney kampüse yakın yerlerde yaşamak istiyorsanız yani Hisarüstü civarlarında yaşamak istiyorsanız kiralar gerçekten olması gerekenden çok daha fazla. Gecekondu aslında ev tiplerine baktığın zaman hem rutubet problemi var. Eğer gidip Etiler'de kalmayacaksınız evlerin aslında bir sürü problemi var. Ama sırf okulun yanında diye gerçekten fahiş fiyatlar uygulanıyor. Fahiş mi deniyor? Çok yüksek fiyatlardan öğrencilere ev veriliyor. Ev konusunda herkes biraz muzdarip ama yol problem değilse sizin için. Daha uzak yerlerden ev bakabilirsiniz. Kesinlikle daha makul. Daha iyi kondisyonda evleri de aynı fiyatlara bulabilirsiniz. Tüm dersler İngilizce mi veriliyor? Evet, bütün dersler İngilizce veriliyor. Sanırım sadece Türk Edebiyatı ve Tarihi dışındaki bütün dersler İngilizce. Hayır, hepsi İngilizce değil. Dil dersleri var. Hangi dil dersini alıyorsunuz o da kendi dilinden. Ailenizin kültürel değer ve yargılarıyla savaşmadan nasıl yaşayabiliyorsunuz? En azından ben yani bununla çok savaşmak fazla efor gerektiren bir şey. Herkes kendi döneminde gördüğü, kendi dönemindeki değerlerin, kendi dönemindeki görüşlerin kapsayıcı olduğunu düşünüyor. Ben bu yüzden ne kadar çok insan tanıyabilirsem, ne kadar görüş öğrenebilirsem, ne kadar fazla görüş duyabilirsem aslında dünya görüşümü o kadar genişletmiş olarak görüyorum kendimi. Ve başkalarının değer yargılarının benim için kapsayıcı olmak zorunda olmadığını da öğreniyorum aslında bir noktada. Çünkü birbirinden çok farklı değer yargıları var. Tutucu ailelere baktığım zaman onların değer yargılarını değiştirmek mümkün değil. Yani sen tutup 20 yaşında bir insan olarak gidip 50-60 yaşındaki bir insanın değer yargılarını hamur gibi yoğurup farklı bir şekilde sokamazsın. O da o şekilde büyümüş. Yani bilmiyorum, herkes olduğu gibi kabul etmenin aslında içerisinde onu da kabul etmek var. Ama böyle bir şey var ki hani herkes aslında büyüyor bir noktada, birey oluyor. Nasıl ben birinin fikrine aynı şekilde saygı duyuyor da benim fikrime aynı şekilde saygı duyup beni o şekilde kabul etmeyi öğrenmeli ya da kabul etmiyorsa da kabul etsin yani. Nefes etmişim, o da etsin. Yemekhaneden ekmek çaldın mı? Tabii ki çaldım. Tabii ki çaldım ya. Niye çalmayayım? Bir dakika. Oraya her gün gittiğim zaman 4.75 veriyorsam o kuru, tadı tuz olmayan ekmekleri de çalarım. Yine de çalarım. Çünkü kar kardır olarak bakıyorum. Böyle bir mentaliteye sahibim maalesef. Tamam, ekmek çaldım. Firdevs yalan söyleme, sen de çaldın. Sen de çalıyorsun Firdevs. Kahvaltılıkları 3'er 5'er cepledin mi hiç? Yarınlar yokmuş gibi. Evet, kahvaltılık da çaldım. Ekstradan çaldım. Da utanmadan söyleyeyim. Kahvaltılık çaldım işte. Çaldım. Bitti. Çaldım ya. Ve artık bunlarla yargılamaya. Sen de çalıyorsun Firdevs. Biliyorum.
reçelleri çalıp çalıp gece o çaldığın ekmeklerin üstüne reçelleri döküp döküp yiyorsun, seni biliyorum. Yalan söyleme, ben de çaldım ama sen de çaldın. LGBT'ye bakış. Arkadaşlar öyle ekstra ayrı bir bakış yok. Herkes, yani bana nasıl bakıyorlarsa ona da o şekilde bakıyorlar. Herkes birbirine aynı bakıyor. Senin bölümün ve bölümdeki insanların ve öğrendiğin dilleri ne kadar iyi bildiğin. Bölümdeki insanlarla ilgili pek bir şey söyleyemem çünkü yani herkesi tanımıyorum. İşte normal. Diğer bölümlerdeki insanlar gibi insanlar onlardan. Öğrendiğim diller zaten okul dili İngilizce. İspanyolca biliyorum. Fransızca öğreniyorum. Bir dönem Almanca aldım. İspanyolcayı bilince İtalyancayı da direkt olarak bilmiş oluyorsun. Söylemedi demeyin. Hiç okulun önünde ya da arkadaşların rezil oldun mu? Olmuşumdur. Ben çok düşüyorum ya. Neyse. Bitti yani artık. Ciddi bitti olamam. Bitti. Başka da inşallah sorunuz yok. Çünkü varsa da ben cevaplamayacağım. Bitti artık. Neyse yine de beğendiyseniz ben tuşuna basmayı unutmayın. Çünkü 27.500-6.007 saattir konuşuyorum. Buna benzer videolar görmek isterseniz abone olun demeyeceğim. Çünkü buna benzer başka bir video gelmeyecek. Ama diğer videolarıma bakabilirsiniz. Onlar da bu kadar sıkıcı değilim. O zaman abone olmayı unutmayın. Yani onlara baktıktan sonra hoşunuza gider abone olabilirsiniz. İstediğiniz kadar. Ama özgürsünüz yani, olmayabilirsiniz. Aşağıda canınızın istediği her şeyi yazabilirsiniz. Bu arada aşağıya sorularınız varsa tamam, onları da bırakın. Onları da yanıtlayayım. Allah kahretsin ya, Allah kahretsin. Tamam, onları da bırakın. Onları da yanıtlayayım, artık bitti. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın.